Nasıl gidiyor hocam mücadele peki? Vallahi bizim açımızdan çok zor gidiyor. Ama bizi asıl zorlayan, vatandaşımızın bizim bu zorluklarımızdan haberdar değilmiş gibi hareket etmeler oluyor. Ve buna çok üzülüyoruz. Yaklaşık 6 aydan beri ben başkalarına hastalık bulaştırmamak adına bütün sosyal ilişkilerimi kısıtladım. Torunum oldu, torunumu göremedim. Biz çalışacağız, emeğimizde helal olsun bütün vatandaşlara. Bu süreç başladığından itibaren biz kendimizi, bir savaş var ve bu savaşın ordunun en önde gidenleri olarak gördük. Ve baş üstüne dedik, yani kesinlikle zor sunmadık, yine de zor sunmuyoruz. Sağlığımızdan da olsak, canımızdan da olsak yola devam. Ama arka taraftaki vatandaşların bunu hissedip en azından yani bir katkıları olmuyorsa da engel olmasınlar. Arttırmasınlar. Bizi burada boğmasınlar. Şimdi sanılıyor ki bu hastalık sadece yaşlılara geliyor veya onları öldürüyor. Bu kesinlikle çok yanlış bir anlayış. Evet, bu hastalığın mortalite oranı yaşlılarda yüksek. Yani öldürme oranı yüksek. Ama gençlerde de onlarca, yüzlerce ölen insanlar oluyor. Bizim hemşire arkadaşlarımızın ailelerinden, doktor arkadaşlarımızın ailelerinden, bizzat doktor arkadaşlarımızdan vefat edenler oluyor. Bunlar bir kısmı basına yansıyor, bir kısmı yansımıyor. Ama bundan korunmak için bir kere yayılımı durdurmamız lazım. Onun için de filyasyon ekipleriyle vatandaşımızın beraber hareket etmesi lazım. Sorulan sorulara net bir şekilde cevap vermek lazım. Aksi takdirde Ahmet'i Mehmet'i işinden gücünden koruyacağım diye diğer insanların hayatını tehlikeye atmış oluyoruz. Benim eşim koronaya yakalandı. Ben negatiftim ama o pozitifti. Sonuçta bizim kimle görüştükse, kime şey yaptıksa bizzat kendimiz de arayıp biz aman korona olduk, durumumuz böyle, filyasyon ekiplerine sizin de isminizi vereceğiz. Son bir hafta 15 günde görüştüğümüz kişilerle ilgili gereken bilgileri paylaşacağız. Bilginiz olsun, siz de bu hususta gerekeni yapın diye. İnsanlar sanıyor ki biz onların isimlerini verince 15 gün onların da kapısına kilit vurulacak. Böyle bir uygulama da yok. Birinci derece temas var, ikinci derece temas var, üçüncü derece temas var. Bunların her birine uygulanan yöntemler farklı farklı. Onun için bu hastalığın ayıp olan bir tarafı yok. Bu hastalıkla ilgili kişiler samimi bir şekilde birbirlerine bulaştırmamak için elinden geleni yapmalı. Yoksa hastalık gence gelmiş, yaşlıya gelmiş. 30 yaşındasınız, %1 sizde ölüm riski var, o da size denk geldi. Neyi değiştirir ki? %100 gibi bir şey bu. Onun için hepimizin çok üst düzeyde dikkat etmesi lazım.